Biz hep enflasyona göre kıyaslıyoruz ama seninle de konuştuğumuz gibi bir sonraki dilimimizi alabilir miyiz? Evet. Gelir dilimlerine göre bir de enflasyona belki de bakmak lazım. Evet. Gıda enflasyonu. Evet, evet. Bu çok önemli bir tablo. Evet, dilersen bunu, sen ayrıntılarını... Evet, hakikaten yani bu çok önemli. Neden? Şunu söylemek istiyorum. Burada her gelir grubu enflasyonu aynı hissetmiyor bir. Yani hep diyoruz ya işte daha üst gelir grubunun enflasyonu daha düşük gelir grubuna göre fark diye. Bunun fark yaratan şey gıda burada. Yani çünkü tüketim içindeki gıdanın payı yüksek olduğu zaman sizin özellikle son 1,5 yılda gıda fiyatları çok 3 katına nazaran neredeyse bazı ürünlerde arttığı için gıda tüketimi daha fazla olan, tüketimi fazla demek yanlış oluyor aslında, 100 liralık harcamasının içinde payı fazla olanlar daha fazla bir enflasyonla karşı karşıya kalıyor. Daha fazla etkileniyor oradaki artıştan. Etkileniyor tabii ki. Açıkçası bu gelir grupları, TÜİK'in oluşturduğu gelir grupları, bu gelir grupların tüketim harcamaları belli. Bu tüketim harcamalarına göre ben de burada size şeyleri çıkarmak istedim. Yani hangi gelir grubunun gıda enflasyonu kaç? Yani Türkiye'de en yüksek gelir grubunun, yani bu %5'lik dilim içindedir aşağı yukarı, en yüksek gelir grubunun gıda enflasyonu %74. Yani toplam tüketim sepeti içerisinde, çünkü gıdanın payı düşük. Yani başka harcamaları da var. Otomobil alıyor, konut alıyor. İşte başka yani giyime daha fazla para harcıyor. Belki eğitime daha fazla para harcıyor vesaire. Gıdaya harcadığı para düşük kalıyor bunun içerisinde pay olarak. Ve onun enflasyonu 74. Ortalama gelir grubu bu aslında... Asgari, senin lafını bölüyorum ama asgari ücrete gelen artış da %74,5 sanki. Evet, en yüksek yukarı gelir grubuna yapılmış gibi. Evet, güzel bir noktaya evet, işaret ettin. Türkiye'de o bugün TÜİK'in açtığı ve ortalama diye hesapladığımız gelir grubunun 102. Yani TÜİK'in bugün en son açtığı Kasım ayındaki gıda enflasyonu 102. 102.6. Dolayısıyla ortalama enflasyon da bu, gıda enflasyonu. Emekliler grubu diyebileceğimiz, onların gelir grubuna göre baktığımızda bu oran bir anda %130'a çıkıyor. Yani otomatikman, çünkü emekliler grubu da aslında daha düşük gelir grubuna giriyor. Ve onların da gıda enflasyonu %130. Emekliler asgari ücretten bile neredeyse düşük ücret. Evet, bazı evet, tabii evet, altını çizmek lazım. Bazı evet şeylerde öyle. En düşük gelir grubu dediğimiz Türkiye'de, yine bu %20'lik bir kesimi ifade ediyor. Çok büyük bir kesim. En düşük gelir grubu da gıda enflasyonu %151. En düşük derken açlık sınırının da altında olan rakamlardan yani aslında bahsediyoruz herhalde. Açlık sınırının içinde olanlar aslında onlar. Asgari ücret o zaman. Yani sonuçta. Yani evet, ama asgari orada ücretle tek bir fark şu oluyor. İşte hane halkı geliri olarak bakıldığı zaman işte aynı ailede belki iki kişi çalışıyor vesaire. O yüzden hani farklı değerlendirilebilir o. Ama biz tek bir birey olarak bakarsak en düşük gelir grubunda gıda enflasyonu bu. Yani sonuçta harcamalarının büyük bölümünü gıdaya ayıran bu kesim işte bütün yaptığı alışverişlerden enflasyonla bu şekilde maruz kalıyor. 1,5 kat artmış neredeyse ortalaması bu da bu rakamın. Belki 2 kata çıkanlar da var. O yüzden bu maaş artışları bu gelir grubunu etkilediği için biraz ben burayı örnek almak gerektiğini düşünüyordum. Bunu sıkça da söyledik. Keşke gıda enflasyonu benchmark olunduğu gösterge olarak alınsaydı da hadi diyelim ki en düşük gelir grubununkini almadınız, ortalama gelir grubununkini alabilirdiniz. Dolayısıyla TÜİK'e göre bakmak, TÜİK'in manşet enflasyon dediğimiz açıklanan enflasyona göre bir gelir artışı yapmak maalesef kurtarıcı olmuyor. Bir de tabii şöyle bir nokta var. TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranına göre bakıyoruz ama bir de İTO'nun açıkladığı enflasyon var. Tabii. Ayrıca ENAG'ın açıkladığı enflasyon, onlar bu rakamların da üstünde çok, rakamlar. Çok yani daha... %150 falan ENAG zaten. Evet. Yani o makas da çok fazla. Evet, kabul ederiz, etmeyiz ama tabii ben orada Sayın Bakan'ın mesela bir açıklamasını samimiyetle doğru yani şey buldum. Enflasyon ile fiyat artışlarını bir koymayalım dedi ki doğru söylüyor. Şöyle ki doğru söylüyor aslında ve bunu yani enflasyon bir seyri gösteriyor aslında. Fiyat artışları, çünkü fiyat artışları devam ediyor. Fiyat artışları ise bir düzeyi gösteriyor. Dolayısıyla biz maalesef diyor bu artışlarda fiyat artışlarına göre yapamayız. Ama enflasyon bir seyri gösterdiği için enflasyona göre kendimizi şey yapmak zorundayız dedi. Yani tam ifadesini açıklayamadım belki ama yani şunun farkında olduğunu ifade etti. Yani enflasyonun bu fiyat artışının altında kaldığını biz de kabul ediyoruz. Biz de kabul ediyoruz. Dolayısıyla buradaki açmazın da bu olduğunu kendi de ifade etti.
Ben de açısı tam da durum bu aslında. Yani biz fiyat artışına yetişemiyoruz. Daha zam maaşlara yansıması Şubat'ta olacak. İşte etiketler binlerce görmüşsündür. Kimisi doğrudur, kimisi yanlıştır ama ben de şöyle bir baktığımda fiyatların artmaya devam ettiğini görüyorum. Ama enflasyon bugün Kasım ayının enflasyonunu konuşuyoruz. Daha Aralık barışı içinde. Tabii. Yani dolayısıyla bu iş maalesef böyle ve bir yani o yüzden zaten biraz üstünde yapmak lazım ki ilk 1-2 ayda erimesin. Tabii ki. Yıla yetişsin. Bütün yıla yetmesi bence şu durumda çok da mümkün görünmüyor. Yani burada değişik bir kamu... Çünkü hiçbir zam gelmedi. Evet, Ocak, evet. Şubat'ta gelecek. Burada tabii özellikle artış. Küçük esnaf tarafından, yani ortalama esnaf tarafından, belli bir işveren kesimi tarafından büyük bir şey işli. Yani propaganda gelişmiş oldu. İşte eğer bu olursa işsizlik patlar vesaire gibi. Bu da dolayısıyla bence masada hükümetin de elini bağladı. Açık söyleyeyim. Yani sendikaların da sesi bir yere kadar çıkmış belli ki. Ben TİSK'in dahi, yani TİSK çünkü içerisinde çok büyük sanayi gruplarını barındırıyor. Onun da memnun olduğunu çok sanmıyorum. Emin değilim yani bundan. Yani samimiyetle bu rakam iyi oldu, çalışanlarımız bundan mutlu olur diyeceklerini sanmıyorum ben. Ben burada çok daha üst bir rakama fit olabileceklerini, onu kabul edebileceklerini düşünüyordum. Ama toplumun dediğim gibi işveren kesiminin özellikle işte daha küçük işletmelerin vesairenin baskısı da olmuş olabilir bu konuyla ilgili. O nedenle... Ve şimdilik böyle bir zam uygun görüldü. Bu arada belki şu konuyu da açmakta fayda var. Biz Cuma günü yayından sonra da konuşmuştuk. Evet. Fatih Altaylı'nın bir yazısı vardı. Biz dolar bazında da değerlendirmiştik asgari ücret ne kadardı ve ne kadara geldi bu yapılan zamla birlikte. Orada Fatih Altaylı'nın farklı bir analizi vardı. İstersen ondan da bahsedelim. O da çünkü tamamıyla gıda enflasyonuna aslında odaklı olarak düşündüğü için şu şekilde ifade etmiş. Hani bugün şu anda 455 dolarlar seviyesinde görünüyor ama satın alma gücü açısından bir sene önceki yani Aralık'taki dolar kuruyla şu andaki dolar kuru sabit olduğuna yani çok az bir fark var. 18-16 seviyesindeydi geçen sene. Evet. Şu anda da 18-65'ler seviyesinde. Yani dolarda bir baskılama olduğundan dolayı 455 dolarda ama satın alma gücü açısından Yani daha az mal ve miktar için, daha yağ almak, şeker almak, un almak için daha az miktarda bir malı satın alabilir bu para diyor. Bu para daha az mal satın alabiliyor yazısında. Dolayısıyla haklı, o da haklı o konuda. Yani birim bazında bakılırsa aynı parayı geçen sene alsak cebimize koysak daha farklı bir yani daha fazla alacağız. Bu bugün daha az miktarda alışveriş yapıyoruz. Bu da işaret etmiş tabii ki, aynı tabii zamanda ki, biraz önce. Tabii ki. Ama tabii işte diyorum ya hani bunların hepsi aslında yani detaylı hesaplar yapıldığı zaman ortada zaten. Yani ama dediğim gibi bu kararlar alınırken toplumun çeşitli kesimlerinin itirazları dikkate alınıyor. Ama dediğim gibi yani burada hükümette bir parça bana kalırsa esnaf kesiminin yani küçük işveren kesiminin sesini biraz daha fazla dinlemiş gibi görünüyor ki daha yüksek bir rakama hayır dedi. Ve hani işte ne bileyim ihracatçı mesela 500-600 dolar olmasın diye haftalardır söyledi. Yani olmasın peki. Olmasın 450 dolar olsun. Yani şimdi ihracatı patlatsınlar görelim. Patlayacak mı? Görelim bakalım patlatsınlar bütün ihracatı. 450 dolar oldu görelim bakalım. Yani öyle olmuyor bu işler. Ben yıllar itibariyle asgari ücretteki artışlara, işçilik maliyetlerindeki payına da baktığım zaman bunun ihracı artı arttırmayla önemli ölçüde bir ilgisi yok. Yani siz daha ucuz veriyorsunuz. Evet kendi ocağınızı döndürüyorsunuz çok güzel. Ama inanın ki miktar bazında ihracatınızı da arttıramıyorsunuz. Miktar başında fiyatınızı da arttıramıyorsunuz. Demek ki siz tasarımınızı, kalitenizi vesairenizi arttıramıyorsunuz yeteri kadar. Bunun diğer farklı nedenleri olabilir, farklı sebepleri olabilir. Onların üzerine eğilmekte fayda var. Yani günü kurtarıyoruz şu an biz ve hemen işte aman bu olmasın. İşte katma değerli üretime geçemediğimiz için. Ama yani bu bir günden hemen şu dönebilir, bugünden yarına mı olacak? Ama yıllar geçti zaten, yıllar geçti. Bu yıllardır böyle. Yani dolayısıyla hani bize Tunus yetişti, Fas yetişti ya. Yani Fas yakaladı Tunus yani. Yetişti bizi. Yani tekstil sektöründe bu ülkeler yani yani kalite düzeyi olarak çok düşüktü. Çok düşüktü. Ve son 20 yılda yetiştiler. Şimdi bizim yaptığımızın aynısını yapabiliyorlar. Bizden de daha iyi fiyat diyorlar. Yani o ve biz aynı seviyede kaldık. Biz de aşağı yukarı aynı seviyedeyiz. Bazı üreticileri tenzih ediyorum ama aşağı yukarı aynıyız. Pek bir gelişme yok. Şimdi biraz önce
gıda enflasyonunu konuştuk. Ekmeği de konuşalım. İstanbul'da Ticaret Odası meclis toplantısında azami 19 lira olan ekmeğin kilogram fiyatına %28.9 yani %30 diyebiliriz. Asgari ücreti zam geldiği anda. Evet. Yani daha gelmedi diyorduk, konuşuyorduk bunu ama gelmeye başladı bile. Şimdi ekmeğe zam gelecek. Buna göre de ekmeğin kilogram fiyatı İstanbul'da 1 Ocak'tan itibaren işte ilk zammımızı böylece de herhalde yani vermiş oldu. 25 liraya çıkacak ve ekmek de 5 liraya satılacak İstanbul'da. Aslında fiilen 5 liraya satılıyor zaten. Satılıyordu zaten. Hatırlarsan bundan önce bir ekmek tartışması yaşadık ve o dönem aslında 5 liraya çıkmıştı. Denetimler vesaire yapılıyordu. O denetimlerle işte 4 liraya düşülüyordu falan filan kimi yerlerde. Ama görünen o ki şey olmamış. Yani aslında bu da yani bu resmiyete kavuştuktan sonra muhtemelen 5 değil 6 lira olacak. Belki 5,5 lira olacak. Ya biz zaten şu anda 5'i alıyorduk. Fiilen alıyorduk zaten. O resmi olmuş oldu. Kaç gramı yediğimizi de bilmiyorum ben bu arada. 210 gram diyoruz ama tartıp yani ekmeklerin üzerinde bir şey yok. Ondan da yani aşağı yukarı hani biliniyor ama şunu istiyorum. Hani bir markası olmadığı için ekmeklerin sonuçta fırından fırına da değişebiliyor. Farklı 2-3 gramajda yapılıyorlar. Dolayısıyla evet yani karşılaştırmak biraz güç. Ona da dikkat etmek lazım. Evet. Çünkü farklı satılabiliyor bunlarda. Şimdi yine gıda enflasyonuyla devam ediyoruz. Evet. Bakliyat. Türkiye biz eskiden bir yerli mal haftasında işte hep böyle bu resimler gibi resimler kullanırdık. Değil mi? Türkiye bir bakliyat deposu diye hatta bize öğretirlerdi. Evet. Bakalım sonra nasıl olmuş? Kötü oldu. Yani onu yapmak kötü oldu. Bir bıraktık o işleri. Biz ithalata başladık bir parça. Başka şey üretemez hale geldik belki de. Fiyat artışı da belki de bu yüzden değil mi? Yani ağırlıklı olarak da bunların hepsi döviz kurundaki artıştı. Türkiye'de zaten maliyet enflasyonu dediğimiz şeyin ana kaynağı dövizdir. Dövizdeki artış her şeyin fiyatını arttırır. Bugün bu üretimi yapmak sonuçta diyeceksiniz toprak aynı toprak, su aynı su. Hayır. Ama gübre de değişiyor. Gübresinden elektriğine taşıması zaten ulaştırma. Yeter. Ulaştırması yeter. Yani dolayısıyla ısınması bilmem nesi ürününe göre değişiyor. Ve bir de bunun tabii zaman içerisinde bazı ürünlere ikame olarak biz ithal etmeye başladık. Çünkü dışarıdan geliş fiyatı daha ucuz olduğu için zamanında kur düşükken biz bazı yerlerden bunları ithal etmeye başlamıştık. Dolayısıyla içerideki üretimi de o yüzden azalttık. Azaldı. Öyle olunca da şimdi bir anda üretime başlasanız olmuyor. Ne oluyor? İthale devam ediyorsunuz. İthalata devam ederken de dolarla ithal ediyorsunuz ve işte ondan sonra karşınıza bu çıkıyor. Fasulyenin fiyatı bir kat artmış gibi görünüyor. Fasulye %110. Olmuş böyle gerçekten %110 zam oranı. Pirinçte %100. Ki şöyle söyleyeyim. Bulgur. Ya bunlar hep sofrada olan şeyler. Tabii, tabii. Normal bir ailede neredeyse haftada 3-4 gün yenen gıdalardan bahsediyoruz. Bir de şunu ekleyelim. Bu Ocak 2022'ye göre karşılaştırma. Eğer siz Aralık 2022 dönüp Aralık 2021 ya da Ekim'e doğru giderseniz, Ekim ayına doğru giderseniz buradaki artış 2,5 kat. Çok daha fazla. Yani 15 lira olan fiyat 7,5-8 liraydı. 33'e geldi. Yani o zaman dilimini 13-14 ay yaptığınızda %110 değil artış, %200'ün üzerine çıkıyor. O da zaten bizim işte biraz önce gösterdiğimiz gıda enflasyonunun göstergesi o zaten. Yani oraya geliyor işte. Ama şu ürünlerin hepsi Türkiye'de yani yeteri kadar üretilen, bizlerin kendi kendine yetebilen ürünlerdi. Şimdi öyle ya da böyle şunu da unutmayalım. Bir kısmını da içeride üretiyoruz, ihraç ediyoruz. Öyle ya da böyle fazla üretimimiz yok ama hani başa baş olduğumuz ürünler de var ama şunu unutmayalım. Bunların hepsinin ana kaynakları işte döviz kurundan kaynaklı, akaryakıttan kaynaklı artışlardır. Şu anda iç talebi çok fazla demek ki karşılayacak ve üretimde yok. Çünkü tarımdaki karlılık azaldığı için tarımdan çıkış çok fazla oldu. Yani kendi iç talebimize yetecek bir üretim yani, var mı? Yani çeşitli ürünlere göre değişiyor. İhracat potansiyeli varsa üretiyorlar. Ama şunu unutmayalım. Biz zaten özel olarak yani bunu ayrıca incelemek gerekiyor ama yıllar itibariyle örneğin emlak sektörünün bu şekilde parlaması, işte bizim köylerden kentlere göçüşümüzün hızlanması vesaire gibi ekilebilen alanlarımızın azalması gibi bir sürü mikro problem var burada. Ve bunlar artık hani yapısal hale gelmiş sorunlarımız. Bunları özel olarak çözmemiz için belki bir 10 sene lazım. Yani oturup tekrar bir tarım reformu yapılması ve sonuçta gıdanın önemini dünya yeniden anladı. Bir de toprağına göre yani o kaliteye uygun gıdanın yetiştirilmesi lazım. Tabii onlar da. Onların analizlerinin yapılması lazım ki verimliliği artırıcı yönden bilimsel olarak da sulamada öyle yine aynı şekilde en verimli yöntemlere geçilmesi lazım. Ama bunlar bir iki günde olabilecek tabii ki adımlar değil.